bizlere ne anlatırsınız? Bitkisel destek neler yapıyoruz depresyonda? Evet, depresyon için çok güzel bir bitki var. Sarı kantaron. Şu sarı çiçekli bitki, sarı çiçekli. 400 çeşit sarı kantaron var. Sadece biri şifalı. Hipericum perforatum, bu şifalı. Bunun şu yeşil yapraklarının içerisinde küçük küçük siyah lekeler olur. Burada sarı kantaronun yağı içerir. Böyle güneşe baktığınızda o lekeler şöyle görürsünüz, çok güzel. Bunun birleşiminde birçok vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire var da çok önemli iki etken madde var sarı kantaronun. Hipeforin, hiperisin. Bu iki etken madde beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasını artırıyor. Serotonin kişiye mutlu, neşeli, huzurlu kılıyor. Gerilim, stres, üzüntü, sıkıntıyı atıyor, rahatlıyor. İki, noradrenalin hormon salgılanmasını artırıyor. Noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Dikkat dağınıklığını, problemini üzerine atar. Günümüzde birçok çocuk da hiperaktif. Konuya odaklanamıyor, okulda başarılı olamıyor vesaire vesaire. Bazıları çok zeki olduğundan, bazıları da hormon dengesizliğinden. Çok doğru. Okullarda çok büyük sorunlar yaşanıyor. Noradrenalin hormonun yetersizliğinden veya biraz anormalinden. İşte bu sarı kantaronun birleşimindeki hipeforin ve hiperisin noradrenalin hormonun salgılanmasını artırıyor. Doğal artırıyor. Herhangi bir kimyasal yan tesiri yok, zararı yok. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülkede yasaklanan bir kimyasal var. Bir ilaç kullanılıyor. Metil tadalafin diye bir kimyasal, ismi söylemeyeyim burada, bir firmanın ürünü, uluslararası şebeke gibi bir. Birçok ülkede bu yasaklandı. Kullananlar da bağımlılık yapıyor, kimyasal ilaç. Depresyonu dahi tetikliyor, ölümü, intihara dahi götürüyor. Yani depresyon için kullanıyor, daha da ağır depresif rahatsızlara yakalanıyor. Sonunda intihara teşebbüs ettiği için kişi, birçok ülkede bu kimyasal ilaç yasaklandı. Türkiye'de yasaklanmadı. Ben anlamadım neden, niçin. İnşallah en kısa zamanda uyuyanlar uyanır. İnşallah. Şimdi bunun üçüncü önemli özelliği, glutamat salgılanmasını artırır. Glutamat kişiyi neşeli yapar. Neşeli, huzurlu, mutlu. Glutamatı, Çin tuzu denir buna. Sentetiği de var. Çinliler yemeklere Çin tuzu demelerinin sebebi çok bol bu. Glutamattan katarlar, tuz gibi. Tadı yok, rengi yok, şekli yok, saydam bir şey. Kokusu yok. Bu nedenle, fakat kişi kullandığı zaman bu Çin tuzu katılan bir yemek çöpe atılacak tatsız tuzsuz kötü bir şey de olsa, Çin tuzu katılan bir yemek kişi yediği zaman çok büyük bir lezzet verir. Bu nedenle Çinliler bayat olan yemeklere katarlar, misafirlere sunarlar. Bu nedenle adı Çin tuzu. Çin tuzu. Monosodyum glutamat. Kişi çok kullanırsa monosodyum glutamatı, bugün ama monosodyum glutamat çips, jelibon, kek, gofret, dondurma her şeyde var. Birçok ülkede buna sınırlama getirildi. Türkiye'de de getirildi herhalde. Bilmiyorum nasıl, ne olacak. Monosodyum glutamat beyni sünger gibi yapar. İçini boşaltır. Kişi de zamanla önce unutkanlık, sonra Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon vesaire birçok psikolojik hastalığı beyinle ilgili tetikler. Çok çok tehlikeli. Fakat sarı kantaron kullandığında kişi beyin bu hormonu kendi salgılıyor. Sentetik tozunu kullanmaya gerek kalmıyor. Sentetik kullanırsanız tehlikeli. Beyin kendisi salgılarsa yan etkisi yok, pozitif. Artı gama, zex denen hormon. Yani birçok hormon salgılanmasını ne yapıyor? Dopamin salgılanmasını artırır. Dopamin ileride Parkinson olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yani sarı kantaronun birçok yan faydaları var. Kullandığı zaman kişiyi relax. Mesela bazı
sunucular var. Televizyon programı çıkmadan önce geriliyor, geriliyor. A diyemiyor, B diyemiyor veya benim gibi konuşanlar konuşamıyor, perişan oluyor, terliyor vesaire. Geriliyor. İki sarı kantoron hap attığında rahatlar. Kahvede konuşuyormuş gibi konuşuyor. Programdan önce o zaman gerilmemek 15-20 için... 15-20 dakika önce iki sarı kantoron. 15 dakika önce. Evet, mesela Okan Karacan bilirsiniz, eskiden burada program yapıyorduk. Evet. Gelmiş buraya kaplan gibi, giriyor içeri. Bakıyor herkes. Aa, bugün yine gergin. Acaba çatacak mı diyorlar. Dedim ne oluyor? Dedi ki ya çok gerginim. Çok. Neden? Sabah erkenden kalkıyor. 7'de başlıyor koşuya. Hı hı. Gece 11-12'ye kadar. Zamanım olmuyor. Çok geriliyorum. Çok geriliyorum. Hiç problem yok dedim. Al sana sarı kantoron. Kullan bakayım. Bir hafta sonra ne oldu? Kuzu gibi oldum diyor. Dövseler, yumruklasalar, vursalar diyor. Gülüyorum. Evet, kuzu gibi oldu diyor. Yani sarı kantaron o zaman depresyonik rahatsızlıklarda, depresyonlarda hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir yan etkisi de yok. Faydası ciddi çok. Ciddi bir ama bazı kimya fabrikaları şöyle olabilir. Bunu yalan dolan kendi